Sudan da bir uçma hissediyor musun? Biraz. Böyle sanki kabarmış, şişmiş gibi. Hafifçe ısırılmış gibi. Bakalım. Acıyor mu? Hayır. Neden? Çünkü sağlam dişin. Bakalım şimdi. Oh, oh. Ha. O zaman biraz beklememiz lazım. Şafak, ne yapıyorsun? İşler nasıl? İnşaat falan? O işi bıraktım, çok oldu. Daha sonra turizm işine atıldım. Hı-hı. Otel, motel. Çadır falan kiraladın yani. Şimdi de bir çiftlik kurdum. Sen çiftlik diyorsan kümestir o herhalde ha? Ya harbi çiftlik. Deve kuşu çiftliği. Hani bildiğimiz deve kuşu çiftliği kurdum. Ben de bu koku nereden geliyor diyordum. Oraya kadar geliyor mu ya? Ne haber baba? Senin mi? Annesiyle ortağız. Nasıl, karlı yatırım değil mi? Ne demezsin. Aslında işin idaresini annem yapıyor. Babam sadece sermayeyi koydu. Yüksel, izin verir misin? Hastamla meşgul oluyorum. Hastası mısın? Ben de öyle. Hastasıyım babamın. Değil mi baba? Yüksel, beni hasta etme oğlum. Şimdi durum nasıl? Şimdilik yumurtalarını satıyorum. Bu deve kuşlarının her şeyi para, her şeyi para. Gözü, tırnağı, tüyü, eti. Bu deve kuşu işinde çok büyük para var. Çok, çok. Çiftliği sormuyorum. Dudağındaki uyuşukluk nasıl diyorum. Bırak anlatsın baba, benim ilgimi çekti. Ne ilgini çekti? Deve kuşu mu, para mı? İkisinden birini seçmek zorundaysam... Hiç, dur. Seçmek falan zorunda değilsin, aman. Para, verir misin? Ne yapacaksın? Daha karar vermedim. Oğlum sabah verdim ya. Gelirken harcadım. Hepsini mi harcadın? Baba biraz da borçlandım. Ne kadar borçlandın? Bir tampon, iki far, kaç paradır? Selim, beni bunun için mi çağırdın? Yo, öylesine işte. Selim, biz çıkıyoruz. Ya, sahi mi? Ya, sahi. Harika. Hiç konuşmayacak mıyız? Salak salak konuşma diyorsun. Çünkü salak salak konuşuyorsun. İki aydır bir lavul üstte geçemediğin bilgisayar oyununu dinliyorum. Dün geçtim. Ama sana sürpriz olsun diye söylemedim. Bak, burada oturup salak salak o loto kuponlarını dolduracaksan ben gidiyorum. Sana da bir tane vereyim mi? Ya lütfen bir gün. Bak iki tane kaldı, bitiyor işte. Peki, hadi. Uğurlu numaran kaç? Bilmem, bir düşüneyim. Yok. Ayakkabı numara? 36, 37. Ama hangisi? Dedim ya, bazen 36, bazen 37. Niye doktora gitmiyorsun? Selim, salak salak konuşma. Özür dilerim Begüm. Tamam. 36, 37. İkisini de yazıyorum. Tamam işte. Bitti mi? Bitti. 1, 2, 3, 4, 5. Aa, bitmemiş. Peki stüdyo numaran kaç? Selim, canın cehenneme. Ya Begüm lütfen ya. Ya gitme Begüm. Ya yine mi Begüm ya? Ne yapalım? Ben de kafadan atarım. Bunu ayırdım. Belki bir hatırası falan vardır. Yo, annem yaşıyor. Zaten beş para etmez. Baba onun imzasını tanıyorsun demek. Hepsine 10 milyon veririm. O da gümüş takımlar için. Gramofon çalışıyor ama onu da kimse almaz. Çalışması mucize zaten. En az 100 yıllık o. Begüm, ne haber? Berbat. Başka bir şey sorma lütfen. Salak Selim ararsa ne diyeyim? Canı cehenneme. Alırlar mı sanıyorsun? Salak kontenjanları dolmuş. Kapısından sokmazlar. Begüm'ün nesi var? Salak Selim'le buluştu. Ha. Baban nerede? Bilmem. Otosanayiye gidecekti. Öyle mi, bana söylemedi? Ne işi var orada? Aman anne ya, bilmiyor musun? Arabanın derdi biter mi? Sat kurtul diyorum ama dinleyen kim? 2 sene sonra hurda fiyatına satamaz onu. Babanı bilmiyor musun? Arabasına aşık. Biliyorum, seni bir hurdayla aldatıyor. Begüm, tadına bakar mısın? Yapma anne, daha çok gencim.
Ali, yemeğin tadına bakmak ister misin? Eve bir köpek alsak? Hayır. Bana bak. Trompet takımına mı giriyorsun yoksa hazırlanıyor musun? Düşünüyorum. Cinayet planı kuruyor gibisin. Acaba yemeğin tadına bakarsam resim ödevimi acil servistekiler yapar mı? Baban yapar. Kalsın. Yükseli de o yaptı. Nasıl? Yorum yok. Sürpriz. He he. Acı sürpriz. Çekirdek Vakfı'nın Altın Deve Kuşu ödülü Fransız yönetmene verildi. Resimde vakıf başkanı Yüksel Çekirdek genç bir girişimciyken. Yıl 2002. Merhaba Yüksel. Selam baba. Tasman çok yakışmış. Köşelisini de ilk defa görüyorum. Senin baston da yakıyor ha. Öğle saatlerinde direğe çarparak farlığın hayata kapayan talihsiz külüstür sahibi tarafından gözyaşlarıyla hurda mezarına defnedildi. Çok komik Yüksel. Sen de olmasan yıkılmıştım. Karşılama töreninde gözlerimi yaşarttı. Bana güvenebilirsin baba. Ailen her zaman yanında. Oğlum bu arabayı kullanmak kolay değil ki. Senin kontağı çevirebilmem bile mucize. Sen nasıl o trafiğe çıkarsın? Yüksel, ya başına bir şey gelseydi? O direğe yürürken de çarpmıştım baba. Hata arabada değil. Ya olan oldu işte. Ama sana ben o arabadan uzak dur demedim mi Yüksel? Uzağı park ederken oldu zaten. Oğlum sen hiçbir lafı doğru anlamıyor musun ha? Biraz düşünceli olsan ne olur? Ne kaybedersin? Kaybedecek bir şeyim yok ki baba. Kaybedecek bir şeyim olsa düşünürüm. Ama benim hala var Yüksel kaybedecek şeyim. O zaman sen düşün. Tamirci de cevap vermiyor. Ön tampon hiçbir yerde yok. Ne yapacağız şimdi Yüksel? Ya baba düşündüğün şeye bak. Arkadakini öne taktırsın olur biter. 2 milyon hallederler ya. Yüksel, o araba seninle aynı yaşta oğlum. Bugüne kadar hiçbir parçası değişmedi biliyor musun? Benim de öyle. Of. Yüzüm biraz değişti. Hatlarım sertleşiyor. Giderek sana mı benziyorum ne ya? Allah kaderimizi benzetmesin. Of. Yüksel ben sana ne diyeyim, ne yapayım oğlum? Ah ah. Mecbur değilsin baba, ben anlıyorum seni. Ama ben seni hiç anlayamıyorum Yüksel. Ne o çerçeve? Hiç. Resmi 5 para etmezmiş. Ben de çerçevesini çıkardım. Hangi resim? Bu. Nereden buldun onu? Depodan. Depodan mı? Hiç ekonomik değer arz etmiyor. Manevi değeri de yok herhalde artık. Eskici de hatırası vardır dedi. Onun için bıraktı zaten. Düşünceli adammış. Artık böyle adamlar kalmadı. Annem değil mi bu? Aha. Gençliği. Evlenmeden önce çizmiştim. Buna rağmen seninle evlendi ha. Ne demek buna rağmen? Bu resim sayesinde benden evlendi. Ona çizdiğim ilk resimdi. Hatta çizdiğim resimlerin arasında belki de en güzeliydi bu. Resimde iş yok. Ama annem güzel kadınmış. Çökertmişsin onu. O da şimdi beni çökertti. Olsun dert etme. Bugüne kadar iyi dayandın zaten. Ali, yeter artık. Zaten sinirliyim. Evet, gerçekten sinirlerimi bozuyor. E ne yapayım? Sabahtan beri ben resim kağıdına bakıyorum. Resim kağıdı bana. Ne resmi yapacaksın? Karar vermedim ki. Öğretmen serbest bıraktı. Neden bilgisayarını kullanmıyorsun? Çünkü yasak. Ya hangi devirde yaşıyoruz? Kim eliyle resim çiziyor? Kenan Evren. O kim? Eski cumhurbaşkanı. Ressam cumhurbaşkanı mı oldu? Hayır, cumhurbaşkanı ressam oldu. Nasıl? Emekli olunca anlarsın. Tamam. Babam yapsın resim ödemi. Ne de olsa emekliliği yaklaştı. Bakar gülürüz. Hatta başka şey yazarız değil mi anne? Aa öyle deme. Bakmayın siz yıllardır çizmediğine. Resimleri babanız için ne demektir bilemezsiniz. Hadi ya. Arabası bile solda 0. Ya
Siz beni makaraya mı sarıyorsunuz? Hayır Ali, baban gerçekten çok yeteneklidir. İyi, ona çekmediğim kesinleşti. Nerede kaldı o da? Yemek soğuyacak. Demek aşkımız depoya atıldı ha? Vay vay vay. Bu çok acı bir darbe oldu benim için. Van Gogh bile fırçalarında bu kadar acımasız değildi. Bah ah. O kulaklarını kesti, sevgilisine verdi. Ben ne yapayım Zeynep? Dişlerimi söktürüp sana mı yollayayım? Hı? Bu benim en büyük sırrımdı. En büyük şaheserimdi. Bu yüzüne vuran ışığı Mona Lisa'dan çalmıştım. Ne bu? Söyleyemem sır. Öğrenirsen seni öldürmek zorunda kalabilir. Yüksel. Sen söylersin değil mi anne? Yok canım. Ben söylersem bir taviz koparmaya kalkar baba. Mesela konsantre olmak için maç seyretmesi gerektiğini söyler. Sen söylesen daha iyi. Babam bilmiyor musun? Hemen olmaz der. Merhaba. Nasılsınız bakalım? Afiyet olsun. Bir günde ittim onu. Çok uslandı. Öyle. Ama karısını öpmeyi unuttu. Öyle değil mi Seda? Affedersiniz Zeynep Hanım. Neler unutulmuyor ki? Belki de Mona Lisa da unutmuştur Leonardo da Vinci kendisini çizdikten sonra. Evet ama burada söz konusu olan Leonardo değil, Mona Lisa. Vay, tıpkı İtalyan aileleri gibi oldu. Hadi Ali, tam sırası. Baba. Olur oğlum, derhal. Bu evde sizin göreviniz istemek, benimki de vermek. Değil mi? Siz bir şey isteyeceksiniz, ben de vereceğim. Bir işe yarayacak. Hiç olmazsa depoya kaldırılıp atılmayacak. Değil mi? Baba daha söylemedim bile. İyi, söyle öyleyse. Baba yazın ben Paris'e gitmek istiyorum. Tabii kızım, olur, gidebilirsin. Evet Ali, söyle ne istiyorsun? Yeni bir bilgisayar. Tabii oğlum, alırız. Eskisini de eskiciye verirsin. Tüh. Keşke sabahtan söyleseydin bunu. Hatta evde işe yaramayan şeyler varsa onları da eskiciye verebilirsiniz. Benden başlayayım mesela. Ya bence hiçbir şeyi değiştirmeden evi müze haline getirelim. Senin dökülen saçlarını da yastığın üstünde öylece koruruz. İstersen aşağıdaki depoyu da sanat galerisi haline getirelim Zeynep. Benim resimlerimi orada sergileriz. Ah! Yeniden resme başlıyorsun ha? Buna en çok Ali sevinecek, öyle değil mi Ali? Ali'yi bilmem ama senin sevinmeyeceğin kesin. Bunca yıllık karımı az buçuk tanıyorsan tabii. Aa, ne demek istiyorsun sen Allah aşkına? Ağzından çıkanı kulağın duymuyor galiba. Ben bu kulağı keseceğim Zeynep. Evet, Van Gogh'u şimdi çok daha iyi anlıyorum. Adam neler geçirmiş, neler çekmiş. Kim bilir yaptığı resmi nerede gördü ki adam? İndirdi darbeyi kulağına. Sedat neler söylüyorsun Allah aşkına? Şu masaya oturduğundan beri garip davranıyorsun. Ne dediğini düşünmeden konuşuyorsun. Ne kaybederim? İnsanların kaybedecek şeyi olmayınca böyle bazen düşünmeden konuşuyorlar. Yüksel babanla ne konuştun Allah aşkına? O arabayı direğe çaktığımda ailem için yepyeni bir sayfa açıyormuşum da haberim yokmuş. Aslında Ali sana başka bir şey söyleyecekti. Öyle değil mi Ali? Söyle Ali'cim. Ne istiyorsun? Hiç kimseye sitem ettiğin falan yok. Evet. Ben sıkılmaya başladım. Galiba ben de. Aa niye? Deli misiniz siz? Baba, resim ödevimi sen yapar mısın? He? Resim mi? Pazartesi. Öğretmen konusunu serbest bıraktı. Herhangi bir resim işte. Herhangi bir resim ha? Asla. Benden Mona Lisa'nın tablosunu çalmamı isteyin. Benden Van Gogh'un kulağını isteyin. Ama benden resim yapmamı istemeyin. Oğlum olsam bile. Ressam dediğim böyle fırça atar. Sedat neyin var? Niye sinirlisin sen? Zeynep artık bizim yatak odamızda olmayan ne? Ay yeni bir çocuk mu istiyorsun? Ben çok ciddiyim Zeynep. Tamam olur hayatım yaparız. Bak ne buldum. Aa, ben de bu nerede diyordum. Nereden çıktı? Ben sana soruyorum. Önce ben sordum. Peki söyleyeyim. Depodan. Depodan mı? Evet. 20 yıl sonra depodan çıktı Zeynep. Keşke bunu atmasaydın beni atsaydın. Ay buna mı kızdın?
Tabii buna kızdım. Daha o kalemin ucu ithalat yasağı varken yurt dışından getirdim ben. Hayatımı riske attım Zeynep. Bunu şimdi uydurdun. Ne şimdi uydurdum? Önce yağlı boya yapmaya karar verdim. Fırçada bulamadım atkılından fırça. Ahıra gittim, kıçıma tekmeyi yedim. Bir hafta onun acısını çektim. Nal izi, nal izi kaldı Zeynep burada. Peki benim attığımı nereden çıkarıyorsun? Boya yapılırken indirmiştim. Biri atmış işte. Boyacı bile olabilir. Kavga mürebür sürer. Boşanmak bir dakika. Küsüyorum. Bana bilgisayara mal oluyor. Bana Paris seyahatine mal oluyor. Bir de bunlar yetmiyormuş gibi Zeynep. Bir de resim yapmam isteniyor. Bana bak Ali. Bilgisayar yok oğlum. Begüm, Paris yok. Tartışmak istiyorum kendi evimde. Bu adam söze giriyor. Devamlı benim lafımı kesiyor. Sabote ediyor. Kendi evimde tartışamaz hale geliyorum ben. Yüksel. Senin tartışmak dediğin yemeği zehir etmek mi? Zaten yemek zehir gibiydi. Bence nefisti. Senin tabağındakini de ben yedim. Begüm. Ben de yedim. Ali. Cezalısın. Pazar gününü Ali'nin resim ödevini yaparak geçireceksin. İsyan bastırıldı. Hadi gidelim. İyi be. Kim kabahatli? Kim kime ceza veriyor? Ben bunu yerine asıyorum. Sen de resim ödevini yapıyorsun. Ne yapıyor ortak? Nasıl gidiyor? Yine ne istiyorsun? Akıl mı? Aklıma parlak bir fikir geldi. Tuvalet pompasını banyonun aynasına yapıştırmak gibi mi? Durup dururken yapmadık herhalde. Aynısını bir dergide görmüştüm. Annemin sanat dergilerinden biriydi. Sanattan anlamıyorsunuz ki. Sanat dersi vermeye geldiysen al bu resmi yap. Yo, bilgisayarını istemeye geldim. Babamınkini al. O bozuldu. Söyleme, kendi bozdu sansın. Başka kapıya git. Bir de benimkini bozma. Bari internete gireyim. Dev kuşlar hakkında bilgi alacağım. Ne yapacaksın? Ticari sır. Yani annemin bilmemesi gerekiyor. Kesinlikle. Peki benim yüzdem ne kadar olacak? 3, iyi mi? 10. Tamam, anlaştık. 100 deve kuşum olunca 10'u senin. Deve kuşu mu? Nerede besleyeceksin onları? Bahçede, depoyda kümes yapmak için boşalttım. Ha iyi. Uçamıyorlarmış. Bahçeye çit gerekmez. Alo. Ne haber Selim? Alo, Begüm evde mi? Bavullarını topluyor herhalde. Paris'e gidiyor. Ha süper. Ha çok sevindim ya. Niye gidiyor? Ayrılmışsınız ya. Ülkeyi terk ediyor. Bir daha dönmez herhalde. Bir notum varsa iletirim. Sahi gelmez mi ya? Peki o zaman var. Bak ona de ki ben sayısaldan 6 tutturdum. Yok yok öyle söyleme. Yani ben sayısaldan 6 tutturdum. Anladın değil mi? Ben 6 tutturdum. Hayır sen değil. Ben tutturdum 6'yı. Tamam işte. Hayır öyle dersen sen tutturdun sanır. 6'yı ben tutturdum. Ya anlatırsın işte. Bu kadar mı? Bu kadar. Salak Selim. Begüm buna inanır mı sanıyorsun? Çok ciddiyim. Bir kolonda 2, bir kolonda 4. İkisi 6 etmez mi? Evet, 6. Tamam işte. Söyle ona, eğer beni affederse ona ne isterse alırım. Dur, bir teletekste bakıyorum. 4 tutturan ne kadar oluyormuş? Teletekste yazıyor mu? Tabii, hemen girerler. Yapma ya, süper. Bundan sonra ben de bakarım. Hah, işte. Oo, bayağı veriyormuş. Ortak, yarın hemen 2 deve kuşu kapıp buraya geliyorsun. Ne kuşu? Devenin D'si, kuşun K'si. Deve kuşu. Ha, anladım. Deve kuşu. Peki nereden alınıyor bu? Aslında Avustralya'dan. Ama ben sana buradan da ayarlarım. Sahi mi? Çok sağ ol. Ama bu kuşlar ithal. Sana biraz tuzluya patlar. Önemli değil. Peki yarın almaya gider miyiz? Ayıpsın ortak. Vay kimler buradaymış. Örnek baba çocuğun ödevini yapıyor. Sonra da veli toplantısına katılıp notlarını öğrenecek. Ve hepsi peki dolu karnesini karısına gösterecek. Allah'ım ben ne günah işte. Kolay gelsin üstad. Kolaysa başına gelsin Yüksel. Tövbe de baba.
Allah bana kolayını vermesin. Ben zor işlerin adamıyım. Yani işsizsin değil mi? Seni zorlayacak bir sektör oluşmadı. O yüzden sen de babanı zorlamaya devam edeceksin. Anlamadım ama çok güzel konuştun. Resim çizerken ilham mı geliyor? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Az kaldı. Bitmek üzere eğer bir aksilik olmazsa. Sen şimdi sanat döktüreceğim diye kendi çizini belli edersin. Şuna bir bakayım. Bir dakika. Ben çizerken hiç kimse görsün istemem. Konsantrem bozuluyor. Baba sen bu işi bayağı ciddi almışsın. Umarım kişilik meselesi yapmazsın. Maazallah çocuk ödevden çakar filan. Sen de köprüden atlamaya kalkarsın. Sana ihtiyacınız var baba. Oğlum elin ayağın durmuyor, resim yapıyorum. Niye bıraktın resmi? Parası mı azdı? Maalesef öyle. Resimler ressam öldükten sonra para ediyor. Fena mı? Hepsi bize kalırdı işte. Biz de vakıfta senin adına bir sanat galerisi açardık. Önüne de bir bronz heykelini dikerdik şöyle kelli felli diş çekerken. Aletler gümüş, dişler altın. Hasta olarak da bir haçlı getirtirdik. Hani sana tarihi bir misyon yüklemek için. Kes sesini, yüksel. Konsantre olamıyorum. Ağzına götürme. Mikrop kaparsın. Biliyor musun baba? Düşündüm de... Atma yüksel. Düşünmek bir beyin fonksiyonudur oğlum. Sen bana düşüncesiz mi demek istiyorsun? Hayır. Düşünce özürlü. Düşünce tembeli. Ebleh demek istiyorum. Ebleh ne? Ebleh, oğuldan babaya geçen tek hastalık. Oğullar aptal olunca babada kanser oluyor. Galiba resmi de depoya ben atmıştım. Yüksel. Defol! Bunu diyeceğini biliyordum. Begüm deli olur deve kuşlarına. Ha. Bana bundan hiç söz etmemişti. Seninle niye çıkıyor sanıyorsun oğlum? Deve kuşuna benzemesen var ya, yüzüne bile bakmaz. Ya sahi mi? Hiç fark etmemiştim. Tipime güvenebilirim değil mi? Tabii oğlum. Senin gibisini nereden bulacak? Sendeki tip kimde var? İnsana benzeyen deve kuşu bile var ama deve kuşuna benzeyen adam yok. Deve kuşları da seni yan yana görsün. O benzerlik var ya, yıkar geçer Begüm'ü. Sen var ya, müthiş bir çocuksun Yüksel. Sen ve babası olmasanız var ya. Biz hep senin iyiliğini düşünürüz salak. Yoksa bu işim ne ki, değil mi? O iş tamam. Kaç tane alacağız bu deve kuşlarından? Şimdilik iki tane. Bunlar pilot. Deneyimiz başarılı olursa hemen kuruyoruz çiftliği. Sen de içinde bir günle birlikte yaşarsın. İşte bunlar. Bunlar mı deve kuşu? Evet. Şey, yani emin misin? Yani pek yanlışlık olmasın ama bunlar bana benzemiyor. Senin saçların uzun da ondan. Kısacık kestir kuş gibi ol. Bak nasıl benziyorsun. Aynı. Kafan kuş gibi olsun desem anlarlar herhalde. Ha bir de bunlar kafalarını kuma gömebiliyorlar. Ya sahi mi? E peki kafalarını kuma gömünce ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor salak. Bunlar çok dayanıklı hayvan. Her ortama ayak uydurabiliyorlar. Sen soksan kafanı kuma, cavlağı çekersin. Çekerim. Çekerim tabii. Hem ben öyle nefes alamam ki. Peki bunlar nasıl alıyor? Peki sen kafanı suya sokunca nasıl nefes alıyorsun? Suya sokunca mı? Ben kafamı suya sokarsam nefes alamam ki. Olsun. Senin beynine oksijen gitmiyor zaten. Deve kuşuyla benzerliğiniz de burada zaten. Bu deve kuşu ne hayvanı? Ha bak bunlar acayip değerli hayvanlar. Bunların eti, yumurtası, her şeyi para. Gözü tırnağı bile. Bir düşünsene. Bir deve kuşunda bunların hepsi var. Ya süper. Peki uçabiliyor mu bunlar? Havada uçamaz, karada kaçamaz. Onun için bahçeye çit gerekmez. Peki niye kuş diyorlar öyleyse? Ya anla işte. Deve kuşu. Deve kuşu. Yarı hava, yarı kara hayvanı. Yarı hava, yarı kara. Onun için paraşütsüz uçamıyorlar. Oh.
iyi pazarlar Sedat Bey. Keyfiniz yerinde görünüyor. Evde oturmuş maç mı seyrediyoruz? Evet Zeynep Hanım. Bugün kart cezalısıyız. Bir kabahat işlemişsindir herhalde. Ödevini yaptın mı? Yapamadım öğretmenim. Neden? Yoksa yine elektrikler mi kesildi? Bu sefer şebekeden değil, bizim şebekten. Yüksel elmamı yedi. Lan, görüyor musun edepsizim? Resim kağıdını da yırttın mı? Ha, yok, o işi bana bıraktı. Ha, sen de küstün, televizyon seyrediyorsun ha? Ya altın değiştireyim ben seni. Zeynep hiç şaka kaldıracak halim yok. Ne o çocuklar? Yemeği beklerken mutfakta oyalanıyor musunuz? Hani şu dün çok çok lezzetli bulduğunuz yemeği. Kusura bakmayın ha. Size de afiyet olsun diyemeden kalktığım için vicdan azabı çekiyorum. Resim ödevini yapacaktık ama bu evde sanata saygı yok ki resim yapasın. Resim yapıldı mı nereye gidiyor? Ya okula ya da depoya. Bu kadar üstüne alınma baba. Bu sadece resmin değeriyle ilgili bir şey. Sanat değeri. Hep annenizin tarafını tutarsınız zaten. Bunu da üstüne alınma baba. Biz sadece kazanan taraftayız. Ben kaybetmedim ki. Sadece geri çekildim. Ezip geçmesin diye mi? Yani bize savaş açılsa, biz de savaşa katılmayıp bu ülkeden geri çekilsek, kaybetmemiş mi oluyoruz? Oğlum bu evdeki iktidar savaşı değil, haklılık savaşı. Yahu kazanmak önemli değildir, haklı olmak önemlidir. Hı, ben bunu bir yerde okumuştum. Kitabın adı da galiba Ev Kadınlarının Avuntularıydı. Sen o kitabı okudunsa, onun birinci sayısında bir de şöyle başlık vardır. Yeteneksiz kızların tek şansı. Bu resmi iyi ki senin yaptığını anlamayacaklar. Başkasına yaptırdığını anlamasınlar diye kötü çiziyorum. Ali, oğlum bu resmi sen yaptın zannedecekler, emin misin? Ben de bunu düşünüyorum baba. Galiba sınıfta kalsam daha iyi. Nankör, senin için uğraşıyoruz şurada. Evet, bana koyan da bu zaten. Öyle mi küçük bey? O zaman buyur kendin çiz. Nasıl gidiyor? Anne, sen mi çizersin? Yoksa Yüksel'e mi yaptırayım? Şuna bir göz atmak ister misin? Sana, çocuğundan. Küçük olan Ali. Yan odadan mektup. Allah Allah. Bu iş ciddi galiba ha? Seni de kurye olarak kullandıklarına göre. Zeynep, ben şimdi bunu açmayayım. İçinde şarbon falan vardır. Sen de gümbürtüye gitmeyesin. Yani bu kadar duygulandıysan seni yalnız bırakabilirim. Aman nasıl duygulandım bilemez. Ağlayacağım tuttu. Bakalım. Ne bu boş? Bu çok özel bir mektup hayatım. Ressamını arayan boş kağıt. Bir rivayete göre eğer çizmezsen ömür boyu yakanı bırakmazmış. Kağıt mı? Gönderen mi? Kurye mi? Bence bunu öğrenmek istemezsin. Çünkü ancak yaşayarak öğrenilecek bir şeyden bahsediyorsun. Zeynep, senin de yaşamadığın bazı şeyler var. Aşağıda bana neler dediler biliyor musun? Sana aynı şeyleri söyleseler tamam, de... Tamam, ne söylediler? Ya ben tartışmayı kaybetmişim, sen kazanmışsın. Aa, hayatım ama bu durumda ben sana ne söyleyeceğini öğrettim, değil mi? Çocuklar, bu evde iktidar değil, haklılık savaşı var. Önemli olan kazanmak değil, haklı olmaktır diyecektin. Biz ne dedik? Aynısını söyledik. Ne dediler? Yok, bu ev kadını avuntusuymuş. Aa, sen resmini çiz, ben onları azarladım. Hayır, hadi canım, çizmem, hadi. Çizmem. Çizemem. Çizmek isterdim ama çizmem. İyice kaybettiğimi düşünürler. Önemli olan senin ne düşündüğün. Ben de onlar gibi düşünüyorum. Haklıyken haksız duruma düştüm. Buna haklılığını koruyamamak denir. Önemli olan baştan haklı olmak değil. Sonda haklı olmaktır. Hayır, baştan sona haklı olmaktır. Başı resimdi. Sonunu biliyorsun zaten. Zeynep, öyle bakarak beni kandıramazsın. Aslında sen de depoya gideceksin.
Ali'nin ödevi falan bahane. 20 yıl sonra nasıl görünüyorsun diye merak ettim. Merak da değil ya aslında. Neyse. Başıma neler geleceğini gayet iyi biliyorum. Bakalım bunu görünce ne diyeceksin? Hala da çok güzel gözüküyorsun. Yüksel. Babası mısınız? Herkes şanslı doğmuyor. Yok, ben doğuştan şanslıyım. Fırsatlar ayağıma kadar geliyor. Ha, sana harika bir haberim var. Evlenip yurt dışına gidiyorsun. Aslında bir Hollandalı gel evlenelim dedi ama o değil. Niye değil? Hollanda çok güzel memlekettir. Adam mı gözüm tutmadı? Adam mı? Evet, orada evlenebiliyorlarmış. Tövbe estağfurullah. Demek ki Hollandalı kadınlar o kadar geveze ki... Yüksel, lütfen, adamlar birbiri... lütfen bu mevzuya girmeyelim. Sen girdin zaten. Yoksa benim haberim başka. Yüksel, onu da ne olursun yarına erteleyelim. Tamam, bir ajandama bakayım. Müsaitsem, neden olmasın? Sen bak. Hadi iyi geceler. Sana da. Çocuğa çizdiği resim ödevine bak. Annem. Ali'nin anını ana kursuna çıkaracak, alay ettirecek. Sonra da benim oğlum niye böyle diye cakcuk edecek. Neyse kendim burada abisi var. Of of. Söylenip durma canım, sen resim yapmayı seversin. Canım resmi unuttum. Sağ olsun Yüksel. Ayaküstü her şeyi unutturdu. Çocuklar böyledirler işte. İnsanın bütün kederini, yorgunluğunu alırlar. Alırlar, getirirler, babalarına verirler. Allah'ım bu çocuklar niye böyle ya? O kadar aceleye getirirsen öyle olur tabii. Beni istemiştiniz öğretmenim. Evet Ali, gel otur. Resim öğretmenim bana yaptığın resmi gönderdi. Bu resmi sen çizdin değil mi? Evet. Konu serbestmiş. Portre çizmek zordur. Neden annenin portresini çizmek istedin? Herhangi bir sebebi yok. Biraz düşün Ali. Bu resmi annen için mi çizdin? Hayır, sadece ödev. Annenin portresini çizmek senin için bir ödev mi? Hayır öğretmenim. Peki resim dersi hakkında ne düşünüyorsun? Gereksiz, baş belası. Ya resim? Zayıf insanların kaçış noktası. Beğenilme kaygısı. Bu konuyu biraz açar mısın? Beğenilmeyen insanlar kendilerini beğendirmek için resim yapar. Sonra bir köşeye atıldığını görünce de isyan etmek isterler. Ama hemen bastırılır. Anlıyorum. Peki seni sıkıyor muyum? Biraz. Peki, o zaman son bir sorum daha var. Deve kuşu hakkında ne düşünüyorsun? İğrenç, pis kokulu yaratıklar işte. Selim, niye bugün okula gelmedin? İşim vardı. Sana söylememem gerek. Ticari bir sırmış. Sen Yüksel'le mi görüşüyorsun Selim? Asıl sır bu Begüm. Sana da söylememem gerekiyor. Ya, sahi mi? Bu sırları vermemek için mi çağırdın beni buraya? Hani geçen konuşmuyorum diye kızmıştın ya. İşte şimdi bir fıkra öğrendim, sana anlatmak istiyorum. Selim. Vallahi çok komik. Bak ben anlamadım ama kim anlattıysam çok güldü. Ne yani, burada oturup fıkra mı dinleyeceğim? Aslında bir sürprizim var. Ama önce biraz konuşmamız lazım. Ne aldın? Sürpriz, sonra. Ama önce biraz konuşalım. Hazırlandım da geldim. Peki anlat. Ama salak salak bir şeyse kötü olur. Yok yok, bak çok güleceksin. İki tane adam hayvanat bahçesine gitmişler. Bir tane kurt köpeğinin önünde durmuşlar. Biri demiş ki, bu ne? Öbürü, kurt köpeği demiş. Adam, nasıl yani demiş. Öbürü kulağına fısıldayarak, yani kurt köpeğe. Anlarsın ya, kurtla köpek. Böylece kurt köpeği oluyor demiş. Sonra deve kuşunun önüne gitmişler. Selim, iğrençsin. Dinlemek istemiyorum. Nasıl yani? Komik değil mi? İğrenç ve mide bulandırıcı. Neyse, bak bir fıkram daha var. Neyse, ben sana hediyemi vereyim.
Beni affetmen için. Ne bu? Deve kuşu yumurtası. Ya öyle mi? Al. Hırsız mı geldi? Evet. Yıllarınızı çalan hırsız. Geri almak ister misiniz? Hala kızgın mısın? Küs müsün? Kanundan kaçamayacağını biliyorsun değil mi? Ben yasalara saygılı bir eşim. Bu yüzden seviyorum seni. Hı. Hastasın galiba, ateşin falan mı çıktı? Biraz dişim ağrıyor. Randevunuz var mıydı? Evlilik cüzdanım var. Sizin odanız yok mu? Offside. Bence tamamen penaltı ama. Rehber öğretmenim sizinle görüşmek istiyor. Yüksel gitsin. Çekirdek aileyi de en iyi o temsil eder. Niye çağırdı bizi? Bilmem. Önce resim ödevim hakkında saçma sapan sorular sordu. Bunu sen mi çizdin? Niye annenin portresi? Ah, benim yaptığımı anladı galiba. Benim portremi mi verdin? Canım, yeniden çizdim, verdim işte. Tahmin etmeliydim. Başka bir şey çizemezdin zaten. Sen çizdin, sen gidiyorsun. Sen zorladın, sen gidiyorsun. Kimse seni zorlamadı. Hiçbir kuvvet de beni zorlayamaz. Lütfen. Hanginiz beni utandırmayacaksa o gelsin. Resim öğretmeni Ali'nin yapmış olduğu ödevi bana teslim etti. Sizin portreniz, bundan haberiniz var mıydı? Hayır, hayır yok. Eminim görmek istemezsiniz. Efendim? Eğer Ali'yi tanımasak, onun zekasını bilmesek... bu resmin ancak bir Mongol tarafından çizildiğini düşünürdük. Üzülerek söylemeliyim ki çocuğunuz size karşı aşırı tepkili. Hatta sizden nefret ediyor bile olabilir. Hangi çocuk annesinin böyle bir portresini çizebilir ki? Ay! Birol Bey gelmeyecek galiba. Ben çıkıyorum. Sen bir yarım saat daha kal. Eğer gelirse yeni bir randevu verirsin. Bence hiç gelmeyecek. Muhtemelen başka bir dişçi buldu kendini. Ben de burada yarım saat boş boş bekleyeceğim. Keşke boş boş beklesen. Artık bütün şehirler arası görüşmelerini yaparsın. Birol Bey ise bekledi bekledi çıktı dersin. Niye? Ben sizin yalancınız mıyım? Kızım, acele eve gitmesi gerekti dersin. Alo? Aa evet, burada. ama acilen çıkması gerekiyormuş Zeynep Hanım. Aha, peki peki söylerim. Evden içeri adımınızı atmayacakmışsınız. Ne? Zeynep Hanım öyle söyledi. Şey, bir ol ararsa ne diyeyim? Dışarı. Duydun? Bari eşyalarımı alsaydım. Sen bahçeye çık, ben pencereden atarım. Ama buna yargısız infaz derler. Ben suçumu öğrenmek istiyorum. En ağırı, bilmezden gelmek. Neyi bilmezden gelmek? Yaptığını. Kasten çizdin o resmi. Ne demek kasten Zeynep? Resim tesadüfen çizilmez ki. Baba bile olunuyor. Efendim, ona tesadüf denmez, dikkatsizlik denir. Konumuz bu değil. İçeri. Duydun, içeri. Sorularıma bekletmeden evet ya da hayır diye cevap vereceksin. Başını öne arkaya sağa sola sallamak yok. Lafı gevelemek yok. Ödülü ne peki yarışmanın? İstersen önce ismini söyleyeyim. Tamam mı? Devam mı? Bana ya zayıf halka gibi geldi. Kim kafasına vazo yemek ister nasıl? Şahane pazarı tercih ederim. Yumurtaya razıyım ben. Deve kuşu yumurtası mı? Tavsiye ederim. Kelleye birebir. Odana Begüm. Kaçırmak istemiyorum. Odana! Sen değil, otur. Kuralları hatırlatmama gerek yok sanırım. Evet ya da hayır diye cevap veriyoruz.
Resim depodan çıktığı için kızdın ve küstün. Evet. Sonra yeni bir resim yaptın ve zarfın içine koydun. Evet. Resim kapalı bir şekilde Ali ile gidip okulda açılacaktı. Ve bundan en son benim haberim olacaktı. Evet. Tebrik ederim. Planınız mükemmel işledi Sedat Bey. Ama benden intikam almak için oğlumuzu kullanmayabilirdi. Ne intikamı Zeynep? Sürpriz olsun. Evet, acı sürpriz. Teammüden intikam. Hem de Ali'nin rehber öğretmeni vasıtasıyla. Nereden bilebilirdim? Anlaşılmasın diye öyle çala kalem işte çiziverdim. Onlar da anlayamamışlar zaten. Öğretmeni eğer Ali'nin zekasını bilmeseydik bu resmin bir Mongol tarafından çizildiğini düşünürdük dedi. Öyle mi dedi? Evet öyle dedi. Gözlerimle gördüm. Gerçekten öyleydi. Mongol ha? Evet Mongol. Ya versene şu öğretmenin telefonunu. Ben sorarım ona Mongol. Daha bitirmedim Sedat Çekirdek Bey. Ali resminizi böyle yaptığına göre sizden nefret ediyor olmalı dedi. Bunu söyleyen rehber öğretmen. Benim için resim öğretmeninin fikri önemli. Gözlerimle gördüm o iğrenç portreyi. Yani Ali'nin okulunda bizi rezil etmek için daha beterini yapamazdın. Zeynep buna inanamıyorum. Ben ne yaptığını bilen bir insanım. Tabii üç çocuğun dışında. Savunmanı bekliyorum desem inanır mısın? Mahkeme heyeti çok bekler daha desem saygısızlık mı olur acaba? Bence bunu yaşayarak öğrenmek istemezsiniz Sedat Bey. Mahkeme kararını vermek için savunmanızı beklemeyebilir. Zeynep. O resmini çizdiğin iğrenç yaratığa dönüşebilirim. Zaten beni öyle görüyorsun. Zeynep. Sen ciddi misin? Tamam ciddisin. Peki o resmi kasten mi kötü çizdiğime inanıyorsun? Evet inanıyorsun. Tamam. Ben eleştirilere açığım. Lafı gevelemek dışında başka bir şey söyleyecek misin? Galiba. Ellerim yeteneğini kaybetti. Diş çekmekten. Yani buna evlilik faciası değil, meslek kazası mı diyeceğiz? Zeynep'ciğim ben o resmi şey olsun diye yani bir çeşit nasıl söyleyeyim sürpriz hem ya isteyerek yaptım elimden geleni yapmayı... Mongol olduğunu kabul ediyorsun yani. Sadece durumu kabulleniyorum. Tam sırası. Kesinlikle. Baba ben hala Paris'e gitmek istiyorum. Tamam kızım. Benim bilgisayar? Tamam dedim ya oğlum. Süpersin anne. Baba, arabanın anahtarlarını alabilir miyim? Çok acil. Aa, o kadar da değil. Aa, yüksel. Yüksel, gecenin bu saatinde nereye? Yüksel diyorum. Yüksel. Aa, Selim. Ne işin var senin burada? Aha, merhaba. Şey, ben Bögüm'e iki tane hediye aldım ama kaçtılar. Yüksel de peşlerinden gitti. Ne hediyesi? Deve kuşu. Bögüm bahçede deve kuşu beslemek istiyormuş. Deve kuşu ha? İşte bu kadar. Süper oldu. Yüksel! Çok güzel, harika oldu. Çok güzel oldu. Umarım odalarını asarlar. Süper ya. Deve kuşu resmi de koymuşsun. Benimkiler kaçtı ama seninki hep durur. Ben yok muyum ya? Sen olmaz mısın Yüksel? Sen her taşın altında varsın oğlum.